anlatacağım. Tığ işini çok iyi bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği kadar kolay bir model. Ee, hem ön tarafı, bakın, hem ön tarafı, hem de iç tarafı rahatlıkla kullanılabilecek, e, oldukça kullanışlı bir boyunluk. Şimdi ben bunu bu kadar uzunlukta yaptım. Bunu isterseniz iki katı uzunlukta yapıp şöyle kıvırarak da kullanabilirsiniz. Ya da iki kat genişliğinde yapıp iki defa boynunuza dolayabilirsiniz. Şimdi birazdan rakamları vereceğim. Bu ortalama bir boyunluk ölçüsü, ama siz dediğim gibi iki katına çıkarmak istiyorsanız iki katına çıkarabilirsiniz. Az sonra vereceğim rakamları. Uzunluk açısından da bakacak olursak 19-20 santim kadar bir uzunluk yaptım. 40 santim kadar yaparsanız uzunluğunu iki kat şeklinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. 40'a yakın santim yaparsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi modele başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum tahmin ettiğiniz gibi zinciri ne kadar çekebiliriz? Bu kullandığımız ipin kalınlığına ve tığın kalınlığına, örme şeklimize göre değişir. O yüzden santimle vermek istiyorum. Ben 100 tane zincir çektim. Şimdi bakın bunun yaklaşık uzunluğu. 69-70 santim kadar. Ben benim size tavsiyem, bunu halka haline getirdikten sonra kafanızdan rahat geçip geçmediğine bakın. Çocuk için yapıyorsanız çocuğun kafasından rahat geçip geçmediğine bakın. Gerçek ölçü odur. Yani illaki 70 santim yapacaksınız diye bir şey yok. Şimdi öncelikle şu zincirimi elimle düzletiyorum Bükülen bir kısım olmadığından emin olmam lazım ki. Model üzerinde doğru yürüsün. Bakın böyle elimle düzelttim ve o şekilde bir halkaya dönüştürüyorum. Halkaya dönüştürdükten sonra iki tane zincirle yukarı çıkıyorum. İki zincirle yukarı çıkıyorum. Her bir boşluğun üzerine, bakın ipi üzerine aldım. Yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzan nedir? İkili trabzan gibi başlarsınız tek seferde çekersiniz bütün ilmekleri. Her bir boşluğun içine yarım trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelmeniz lazım. 5 numara tığ kullanıyorum. E, orta kalınlıkta bir ip yani bebe ipinden daha kalın bir ip kullanıyorum. Ne kadar e, kalın iple ve kalın tığla yaparsanız, o kadar gösterişli duracaktır bu model. E, bu arada şunu söyleyeyim, bu tip modellerde tığ numaranızı çok küçük tutmayın. Çünkü berelerde ve boyunluklarda tığ numarasını küçük tutmanız berenin ve boyunluğun sert olmasına sebep olur. Yumuşak bir şey istiyorsanız, ki zaten doğal olanı da odur, e, tığ numaranızı yarım ya da bir numara mutlaka büyük tutun. Bu mesela 5 ile örüyorum. 5,5 ile de örülebilecek bir ip. 5,5 ile de örülebilir orta kalınlıkta bir ip. Evet bu sırayı böyle bitirelim. İlk sırayı bitirdim. Burada kilitliyorum şimdi. Kilitledim. Şimdi artık modeli kuracağım. İki tane zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın şimdi şu öndeki düz örgü gibi gözüken bölüm sabit kalacak, o yüzden modelin arkasında şuraya tığımı geçiriyorum hepsini çekiyorum buraya, aslında bunun adı kolay selanik birazdan şuraya videosunu koyacağım e, bu videoyu tıklayarak da bütün detaylarıyla bu modeli öğrenebilirsiniz burada anlamadıysanız bakın şöyle arkadan batıyoruz Yine aynı şekilde arkadan batıyoruz. Birazdan önde oluşan modeli göstereceğim size. Bakın önde şöyle çok güzel bir model model oluşu. Üst sırada da aynen. Bakın şurayı hep. Sabit bırakıyoruz. Buraların içine hiçbir şekilde buranın içine batmıyoruz. Tam arkasına batıyoruz. Bir daha göstereyim bakın. Burası var olan boşluğumuz ama buna batmıyoruz. Arkasını döndürüyoruz. Arkasındaki boşluğun içine batıyoruz. Hep böyle bir hafif bükük çalışalım. Ki önden hiçbir yere batmamış olalım. Öndeki şu görüntü zincir gibi görüntü sabit kalsın. Hep böyle arkalara batarak bütün sıra boyunca bu şekilde ilerleyeceğiz. Aslında bütün model boyunca bu şekilde ilerleyeceğiz. Ee, bize yeterli gelen uzunluğa erişince modelimizi bitireceğiz. Şimdi bunu iki kat yapabilirsiniz. Yani iki defa boynunuza dolamak isteyebilirsiniz daha geniş tutup o zaman 140'a yakın zincir çek pardon 140 santime yakın zincir çekmeniz gerekecek. Bunu 70 santim farz edersek ben şimdi 70 santim dedim ama bazen de çok dökümlü bir boyunluk isteyebilirsiniz. Daha geniş çekin o zaman. Yani en güzeli dediğim gibi zinciri çektikten bir iki sıra yaptıktan sonra boynunuza dolayıp e, gerekli ölçümleri yapmanız. Bakın şuradaki şu zincir görüntüsü çok farklı bir hava veriyor. Hem de yapılması inanılmaz kolay bir model. Şimdi dilediğimiz uzunluğa gelene kadar bunu bu şekilde örelim bütün sıralarda. Ee, sıra başlarını hep iki zincirle yukarı çıkacağız. Burada da yine arkalara batarak aynı metotla örmeye devam edeceğiz. Evet, bitirmeden önce size e, bitimini anlatacağım. Bakın şimdi e, böyle yine arkalardaki boşluklara battım. İpim de bitti. Sonra şurada kilitlemeyi yapıyorum. Dilediğim uzunluğa getirdikten sonra 1 2 zincir çekip sağlamlaştırıp şuradan içeriye alıyorum. Bakın bu şekilde. Arkası önü değişik kullanılabilen bunu daha uzun yapabilirsiniz. Çift kat böyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, i̇ki katı bir genişliğinde yapabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir boyunluk. Hepinize kolay gelsin.